karalama, hakaret fazlasıyla kabalık. Hepimiz yaşıyoruz, adı siber zorbalık. Yerimde olanlarsın, herkes bunu kaldıramaz. Durum ciddi, boşver, ne farkına var. Paylaşıyor herkes yaşadığı hayatı, vermez asla kimseye onu kırma hakkı. Asla senle kalkışma, ilgi çekme uğruna, dönüşmesin yorumlar kimse için kabusa. Küfür, kıskançlık, eleştiri adına değmez hiçbir espri, tek bir damla gözyaşına. Umutları yıkmak ve gönülleri kırmaktan daha değerli yapıcı olmak, varın farkına. Aşağılama, hakaret fazlasıyla kabalık. Hepimiz yaşıyoruz, adı siber zorbalık. Yerimde olanlarsın, herkes bunu kaldıramaz. Durum ciddi, boş verme, farkına var. Siber zorbalık, bu gerçek bir yara. Psikoloji katlediyor, yazık insanlara. Sanal bir dünya deyip geçiştirmek olmaz. İnaket vuruyor yetenekli mutlu hayatlara. Vicdanını dinle, dikkat et lafına. Hakarette maruz kalır, varmasa da farkına. Özel bir aktör sosyal medya, siber zorbalıkla. Hissiyatı kırma, yıkılma. Vaktimizin çoğunu internette geçiriyor, okuyor, izliyor, paylaşıyoruz. Ne var ki yazdıklarımızın etkisini göz ardı ediyor, hafife alıyoruz. Siber zorbalık özellikle çocukların, gençlerin ve onlar kadar yetişkinlerin de hayatını olumsuz etkiliyor. Her yıl milyonlarca kişi siber zorbalık yüzünden depresyona giriyor, hatta intihar ediyor. Dışlanma, ayıplanma gibi nedenlerle bu durumu ailesiyle, çevresiyle, uzmanlarla paylaşmaktan ve yardım istemekten çekiniyor. İnternette, sosyal medyada yapılan yorumlar sanal değil, gerçektir. Gerçek olan niyetimiz değil, karşımızdaki insanın ne hissettiğidir. Aşağılama, hakaret fazlasıyla kabalık. Hepimiz yaşıyoruz, adı siber zorbalık. Yerimde olanlarsın, herkes bunu kaldıramaz. Durum ciddi, boş verme, farkına var. Aşağılama, hakaret fazlasıyla kabalık. Hepimiz yaşıyoruz, adı siber zorbalık. Yerimde olanlarsın, herkes bunu kaldıramaz. Durum ciddi, boş verme, farkına var.